Direksiyonda Orhan, davulda Başar, gitarda ben varım. Ben İspanya'dayız sanıyordum, Başakşehir'deymişiz. Herkese merhaba. Tribünden Maç Hikayelerinin bir bölümüne daha karşınızdayım. Bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na gideceğiz. Ne için gidiyoruz? Şampiyonlar Ligi Playoff Turu için gidiyoruz. Başakşehir ile Sevilla arasında oynayacak. Başakşehir bildiğiniz gibi 3. öneleme turunda Kulüp Brugge ile eşleşmişti. Kulüp Brugge deplasmanda 3-3 berabere kaldılar. Ardından kendi sahasında 2-0 yendi ve playoff turuna kalmaya hak kazandı. Bildiğiniz gibi Başakşehir geçen sezon ligi 2. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne bu şekilde katılmıştı. Bu sezonda 3. öneleme turunda Belçika temsilcisini eleyerek İspanyol temsilcisi Sevilla'nın rakibi oldu. Biraz takımlardan bahsedelim. Başakşehir'in başında yaklaşık 3 sezondur Abdullah Avcı var. Abdullah Avcı bir ekol takımı yarattı. Yani hem oyuncusu mütevazi hem taktik mütevazi ama bir şekilde geçen sezon başarıyı yakaladı ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başardı. Geçtiğimiz yıl takımı Cengiz Ünder, Edin Vişça, Emre Belezoğlu, Adebayor gibi isimler taşıdı. Bu sene sezon başında Cengiz Ünder'i Roma'ya gönderdi Başakşehirspor. Yani 15 milyon euro gibi bir bonservisle gönderdi. Gayet de mantıklı bir transfer oldu. Çünkü 700 bin euro bonservisle Altın Ordu'dan transfer etmişti Cengiz Ünder'i Başakşehir. Kâr ettiği rakama bakarsak oldukça karlı bir alışveriş. Gelen bu parayla yeni sezon için oldukça iyi transferler yaptı aslında. Yani 3 büyüklerde tabir edilen takımları adeta gölgede bıraktı. Bunlar kimler? Klişi, Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç, Kerim Fıray. Bu isimlere ek olarak Elia ve Çeycu da takıma katıldı. Ve ortaya gerçekten ligin üzerinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım çıktı. Bu oyuncuların katkılarına Mossoro, Edin Vişça, Emre Belezoğlu, Adebayor, Mahmut Tekdemir'in performansları da eklenince takım Kulüp Brugge'yi eledi. Lige de Bursaspor galibiyetiyle başladı. Ve şu an için kulüpte her şey yolunda. Bakalım kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek mi? Sevilla karşısında ne yapacaklar? Biraz Başakşehir'in rakibi Sevilla'dan bahsetmek gerekirse Sevilla geçtiğimiz sezon İspanya Ligi'nin 4. sırada bitirdi. Ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. İspanyol ekibi Şampiyonlar Ligi'ne playoff turundan katılıyor. Yani 3. öneleme oynamadı İspanyol ekibi. Direkt playoff'tan Başakşehir'in rakibi oldu. Peki onların başında geçen sezon kim vardı? Jorge Sampaoli vardı. Arjantinli teknik adam. Sezon sonunda Arjantin milli takımının başına geçti. Hal böyle olunca yeni sezonda takımın başına Eduardo Berizzo geçti. Berizzo da Arjantinli. Arjantinli geldiğinde takımı bir yeniliğe kavuşturdu. Vitolo, Mariano ve Ibarro gibi oyuncular takımdan ayrıldı. Bunlar yerine Kayer, Navas, Nolito, Muriel gibi oyuncular kadroya katıldı. Ben açıkçası kıran kırana bir mücadele bekliyorum ama tabii ne olur ne götürür bilinmez. Başakşehir biraz daha tecrübeye ihtiyaç duyan takım. Sevilla yıllardır bu turları oynuyor, bu oyunları oynuyor. Bakalım nasıl bir maç olacak, nasıl bir performans sergileyecek iki takım. Göreceğiz. Şu an Etiler'deyim. Levent metroya doğru yürüyorum. Levent metrodan Seyrantepe'ye gideceğim. Tabii ters gidiyorum şu an. Başakşehir stadyumu bambaşka bir yerde. Seyrantepe'de bir arkadaşlarımla buluşacağım. Ondan sonra onlarla beraber arabayla stadyuma doğru yol alacağız. İki duraklık bir metro yolculuğundan sonra Sanayi Mahallesi'ndeyiz. Sanayi Mahallesi'nde Başar ve Orhan'la buluşacağım. Orhan'ı ilk defa göreceksiniz. Başar'dan tanıyorsunuz artık. Bütün maçta neredeyse beraber gidiyoruz. Bugün aramıza Orhan da katıldı. Şimdi sizi onlara tanıştıracağım. Tabii ya. Evet. Ürün yerleştirmeyin bu. Bayağı ürün yerleştirmişler. Adamlar ürün yerleştirmiş. Ben de yerdim ya şey sorsaydınız söylerdim ya. Aldık olur zaten. Bana mı aldınız? Ya çok romantik şu an. Çok güzel bir yer. Vallahi. Orhan zaten bahsetmiştim. Orhan selam bahsedin. Merhaba. Bu da Başar. Merhaba. Zaten Başar tanıyorsunuz. Birazdan yola çıkacağız. Başakşehir Fatih Terim sahasına doğru yola çıktık. Direksiyonda Orhan. Davulda Başar. Gitarda ben varım. Şimdi beklentiniz ne arkadaşlar? Yani Abdullah Avcı ile Başakşehir beklenmedik bir performans sergiliyor.
İyi de gidiyorlar. Hem ligde başarılılar, hem Avrupa Kupalarında geçen işte Kulüp Brugge'yi elediler ve playoff turuna geldiler. Emre Belezoğlu'nun önderliğinde Adebayor'lu, işte Vişçalı, Mostor'lu bir kadro var. Başar, ne diyorsun? Zaten maçı favori Sevilla. Bence de. Yani adamların kaç tane UEFA kupası var. Şampiyonlar Ligi'nde bayağı tecrübeliler. Bahran, sen ne diyorsun? Abi ben size katılmıyorum. Bence bugün benim favorim Başakşehir kesinlikle. Güzel. Elia, Emre Belezoğlu ve Adebayor üçgeni bence birbirlerine yakın oynarlarsa bugün Sevilla'nın şifresini çözebilirler. Ki benim tahminim 2-1 Başakşehir. Skorlarımızda evet, iddiada 2-1 Başakşehir işaretiyle arkadaşlar. Evi arsayı tarlayın, ne varsa satın oynayın. Bakalım yol neler gösterecek? Stadyumda neler yaşayacağız? Şimdi artık yola devam ediyoruz. Başakşehir Sevilla maçının devre arasındayız. Sevilla 1-0 önde kapattı devreyi. Tabi tecrübe farkı. Şampiyonlar Ligi oynamış, UEFA Kupası oynamış takımın hali başka oluyor. Başakşehir'de ayakları biraz titriyor ama ilerleyen dakikalarda onlar da oyuna adapte oldular. Ne diyorsun? Allah, orana sormak lazım. Eyvah abi, Esat Başakşehir oyna diyordu. Valla bence yorumları hala geçerli mi? Olmayacak gibi. 2-1 dedik, 1-0 bitti ilk yarı. İkinci yarı 2 gol atacağız, 2-1 alacağız maçı. Emin misin? Eminim, eminim. Sen ne diyorsun? Güzel maç oluyor. Toparlar mı Başakşehir? Sevilla'nın ikinci yarı alacağı oyunculara bağlı. Daha Cesus Navas var, Nolito var. Ya zemin de kaygan, yağmur da yağdı. Bence çok fazla ayağı oynamadan böyle hava topuna, Adebayor'a bir şeyler kaldırıp onun da indirici toplara Vişça, ne bileyim ortada Emre Belezoğlu falan koşarsa değişik bir ortam olabilir. Kayseri ama Vişça oradan istasyon oldu yani. Arkasına geçmeyen insan kalmadı o kanadın. Bakalım ikinci yarı neler gösterecek, hayırlısı. Hadi!
kontra atakta golü buldum, maç 2-1 oldu. Orhan eve arabayı bastım 2-1'e Başakşehir için ama tam tersi oldu. Nasıl yapacağız bu işi? Ben İspanya'dayız sanıyordum, Başakşehir'deymişiz. 2-1 dedim ama Başakşehir'de olduğumuzu bilmiyordum. Ben ters oynamışım, nasıl yapacağız bilmiyorum şimdi. Evde yok, arabada yok. Evet, bir maç hikayesinin daha sonuna geldik. Orhan ve Başak'a teşekkür ediyorum buradan. Güzel, eğlenceli bir maç oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bak Orhan nasıl uyum sağladı hemen ya.